Evet arkadaşlarım, birkaç gün sonrasından tekrardan selamlar. Ben şu anda mutfağıma giriş yaptım arkadaşlar. Birazcık tutuştum yine çünkü neden? Bir 10 dakikaya falan Hakan gelecek. Bilin bakalım kim yemek yapmadı. Arkadaşlar gerçekten hani bu vardiyalar olduğu için Hakan'da o vardiyanın değişimine hazırlanmak benim için de zor oluyor. Bugün tavuk dünyası menüsü yapmayı düşünüyorum. Zaten her şey hazır olduğu için Allah'tan. Şimdi hemen makarna için su koyuyorum. Ben hemen tripodumu bulayım arkadaşlar. Sizde tripoda koyayım, böyle olmuyor çünkü. Tripodumu buldum. Gözlüğüm de kirlenmiş. Şimdi suyumu koydum arkadaşlar. Şimdi de tavuklarımı dün çıkarmıştım Allah'tan. Ama dün annemde yemek yediğimiz için tavukları yapmadım. Kasapta zaten hem ya julyen ya da kuşbaşı kestiriyorum. Şimdi onları hemen yıkayayım ve sotelemeye koyuyorum. Biraz da makarnamın da tuzunu koyayım. Tamam. Şu anda kaynıyor zaten. Hemen kaynayıverdi. Yağım kızmaya başlıyor arkadaşlar. Bayağı bir ısındı. Şöyle jülyen olanları almışım ben. Çok da önemli değil ne oldu. Şimdi tavuklarım sotelensin. Üzerine kırmızı, yeşil, biber ve soğanlarımı ilave edeceğim. Bugün paraya kaçmayacağım. Köri sosunu sos olarak kendim hazırlayacağım. Normalde kremayla yapılıyor biliyorsunuz. Ben kremayla yapmayacağım. Bu sefer kendim hazırlamak istiyorum. Daha lezzetli oluyor kendim yaptığımda. Biz öyle daha çok beğeniyoruz. Köri sosunu şimdi sizinle beraber hazırlayalım arkadaşlar. Böyle tavuklarımı da kısa aldım. Onlar orada pişe dursun. Sosu için önce 2 yemek kaşığı tereyağı. Ben bunları böyle kesmiştim. 2 yemek kaşığı kadar olmuyorlar yani. Bir tık az oluyorlar. Şöyle göz kararı koyuyorum hep. Küçük bir tane var, onu da koyayım. Bir fincan un. Pembeleşinceye kadar kavuruyorum un. Ocağın altını kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle hem çırpacak yardımıyla suyu yavaş yavaş boşaltıyorum ki bayağı yavaş boşalttım yalnız. Şimdi bir su bardağı da su koyar mısın? Ay, suyu boşalttım. Su da koyacağım bir su bardağı. Bir bardak sütü ilave ettim. Topaklanmaması için karıştırıyorum sürekli. Bir su bardağı suyu da ilave ediyorum. Bunu karıştırır mısın? Tavuklarımız da sotelendi. Şimdi biberlerini de ilave ediyorum. Şöyle kırmızı biberlerimi de koydum. Soğanlarımı da ekledim buraya. Ama önce arkadaşlar bakın, sosum şu an kıvam aldı. Çok güzel oldu. Şimdi köri sosumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı köri sosu. Biraz fazla koydum. Biraz karabiber koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar da tuz. Altını kıstım en kısa. Şimdi güzelce bunu karıştırıyorum. Bu çok daha güzel oluyor arkadaşlar kremadan. Daha doğrusu biz öyle seviyoruz tabii ki. Ağız tadına göre de değişir. Ama ben böyle daha çok seviyorum. Ben annemin evindeyken de yapıyordum bunu böyle. Kardeşlerim falan çok beğeniyorlardı. Hep böyle yapmamı istiyorlardı. Şimdi kreme daha kolaylık olduğu için tabii ki biraz kolaya kaçıyoruz ama böyle denemenizi tavsiye ederim. Köri sosum hazır. Arada bir karıştıracağım. Üzeri kabuk tutmasın. Makarnam da hazır. Onu da süzeceğim şimdi. Biberlerim de arkadaşlar sönmek üzere. Az kalmış onlarda. Hemen salata kısmına geçiyorum. Salata da çok yapmayacağım zaten. Hızlıca olacak. Şöyle biraz daha soteye soğan doğrayayım. Aslında ben bol soğanlı, bol sebzeli seviyorum her şeyi. Şöyle
Salata malzemelerimi hazırlayıp hemen geliyorum. Yıkayım onları arkadaşlar. Boşuna zaman kaybetmeyeyim. Salatam hazır bile. Sadece yağ, limon ve tuz koyacağım. O kadar. Hemencik şöyle geçiyoruz. Şimdi hem makarnamı hem de tavuğumu güzelce körüleyeceğim. Gördüğünüz gibi köri sosum biraz kabuk tutmuş. Bekleyince kabuk tutuyor. Şimdi şöyle ve şöyle. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Ben altını da açtım. Hepsi birlikte de ısınsın bir güzel. Tam yetecek zaten muhtemelen. Bu tam bir arkadaşlar tavuk dünyası menüsünün aynısı oluyor. Kremayla yaptığınızda tabii ki yine köri sosu tadı oluyor ama ben bu tadı daha çok beğeniyorum gerçekten. Önce deneyin yani. Şöyle güzelce karıştırdık. Gördüğünüz gibi tam geldi zaten. Şöyle biraz bunun da altını açayım. Hemen köri sosunu makarnamla da karıştırayım. Şimdi de servisini yapacağım. Tabaklara her şey hazır. Yanına da bir ayran yapacağım arkadaşlar. Tamamlanmıştır menümüz. Bu kadar. Gayet güzel, pratik ve şöyle pratik. Her şey hazır olduğu için bende şu anda. O yüzden çok pratik oldu. Hazır dediğim işte tavuğum kesikti. Biberlerim kesik hazırdı falan. O tarz hazır. Şimdi sunumunu yapayım arkadaşlar. Sonra da yemeğe geçelim. Hakan geldi zaten gördünüz. Evet, tabaklarım hazır arkadaşlar. Ben makarna yemiyorum, kendime koymadım. Hakan'ın tabağı da böyle oldu. Tavuğumuz, işte salatamız ve makarnamız, köri sos. Tavuk dünyası menümüzde bu şekilde oldu. Tadından tattım arkadaşlar. Gayet güzel olmuş, bayağı beğendim. Hakan'ın da beğeneceğini düşünüyorum. O zaman biz artık yemeğe geçelim. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlarım biraz önce sizinle yemeğimi hazırlamıştım. Ben yemek hazırlamadan önce de markete gidip geldim ama acele etmem gerektiği için tabii bunları size göstermedim. Şimdi market alışverişimi göstereyim istedim. Bir tık toplu alışveriş, hatta stok alışverişi gibi diyebiliriz. Öncelikle şöyle yağ aldım. 2 tane yağ aldım. Bunlar zaten yağlarım benim var daha ama yine de ekstra olarak dursun diye aldım. Benim çünkü bayağı önceki aldığım yağlardan bayağı azaldı. Az kaldı. Bir 2-3 şişe falan kalmıştır. Onları da kullanacağım tabii ki. Şöyle Hakan'ın cipslerinden aldım. Şöyle bir tane A101'in kendi markasının yani Bendo markalı makarnayı daha önce sanıyorum ki hiç denemedik. Bir kere denemek için aldım. Süt gelmişti arkadaşlar. Bizim burada gerçekten süt sıkıntısı var. Mesela BİM'de çok uzun zamandır BİM'in kendi markası olan Dost süt yok. Biz buraya yeni taşındığımız zamanlarda bir vardı. Sonrasında da bir daha hiç göremedim. O zaman bir koli almıştık. Bir daha hiç alamadık. Dost süt yok ama içim falan geliyor. Başka sütler geliyor. Onlar var. A101'e geliyor ara ara. Hem tatlılarda dediğim gibi hem de sabah işte yulafı pişirmek için kullanıyorum biliyorsunuz ki. Böyle 5 tane süt aldım. Dolaba atıyorum arkadaşlar. Lazım olduğunda açıyorum. Bayağı benim için iyi oluyor. Şöyle 5 adet süt almış oldum. Sonra yine 1, 2, 3, 4 sanıyorum ki 5 tane de hindi fümem bitmişti. Hindi füme aldım. Sirağdayı normalde bunu da BİM'den alıyordum ama yine A101'inkini bir denemek istedim. Nasıl? İnşallah güzeldir. A101 daha yakın olduğu için arkadaşlar genelde A101'e gidiyorum. O yüzden onun ürünlerini bu sefer denemek istiyorum. Umarım güzeldir. Şöyle soslu kaju vardı. Merak ediyordum çok uzun zamandır soslu kaju. Çünkü kajuyu çok seviyorum ama soslusunu hiç yemedim. Hakan film falan izleyelim dedi. Şimdi bunu açıp koyarım tabaklara bakalım. Nasıl? Şöyle bir nemlendirici vardı arkadaşlar. L'Oréal Paris'in ama bu hani yaş
ile alakalı değil. Bazıları biliyorsunuz 24 artı oluyor, 30 artı oluyor. Bu normal bildiğiniz nemlendirici. L'Oreal'in nemlendiricini çok beğeniyor herkes. Çok da seviliyor. Ben de merak ettim. Aldım, deneyeceğim. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 45 TL'ye düşüyordu. Fiyatı da gayet iyi arkadaşlar. Ben zaten şu tarafta gördüğünüz gibi 10 TL ve üzeri alışverişi bir 30 kere falan geçmişimdir. Bir tane bundan aldım. Sonra yine 10 TL ve üzeri alışverişlerde bu Maybelline'in Over the Top isimli şöyle bir maskarası arkadaşlar indirime girmişti. İndirime giriyordu. 45 TL olmuş. İki tane de bu maskaradan aldım. Maybelline'in maskalarını ben seviyorum. Zaten kullanıyorum da. Ucu da bu şekildeymiş. Benim kirpiklerim çok şükür ki arkadaşlar uzun olduğu için hani bende çok fazla rimel çok böyle farklı rimeller kullanmam gerekmiyor. Yani rimel sürdüğümde zaten uzun oluyor. O yüzden de çok iyi oluyor. Ben de stoklamak adına 2-3 tane rimeli bitirdim çünkü. Stoklamak adına da böyle 2 tane de rimel aldım. Başka bir şey almadım sanıyorum. Bu kadar. Tüm aldıklarım bu kadar. Bunlar ne kadar tuttu derseniz A101 632 TL tuttu arkadaşlar. Ekmek aldım onun dışında. Hakan yedi tabii onu. Ve şeyden de BİM'den de biliyorsunuz artık klasiklerimizden biri oldu. Ananas suyu aldık. Yani toplamda 650 TL civarı diyeyim ben. 650 TL civarı bir alışveriş yapmış oldum. Her zaman söylüyorum. Hep yine söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Burada 600 lira edecek ne var yani gerçekten. Hiçbir şey yok. Kötü yani. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum artık. Şimdi ben bunları yerlerine yerleştireyim. Çay koyduk. Çayı ısıttık. Aa, bir de çikolatalar vardı. Onları göstermedim. Şöyle iki tane de kendime karam aldım arkadaşlar. Bunu da en az 2-3 aydır yemiyorum. Bir de şöyle de stroll. Bunu ben almadım ama sanıyorum bu kasada vardı. Kız da benim diye geçirmiş bunu da. Sonradan benim sepetimde gördüm. Neyse dedim Hakan yer alayım. Aldım. Şimdi kahve yapacağım. Bugün hiç kahve içmedim. Zamanım olmadı. Şuramda da yara çıkmış, acıyor. Sonra da çayımıza geçeceğiz arkadaşlar. Artık oturma zamanı. Edit de yaptım bir 20 dakika falan. İyi oldu benim için. Yarın için videomu da hazırlayacağım. Birazdan devam edeceğim edite. Yarın için videom da hazır olmuş olacak inşallah. Bugünlük bu kadar diyelim. Artık yarınki etkinliklerimizde, yarınki günümüzde neler yaparız hiçbir fikrim yok. Eğer bir şeyler yaparsak arkadaşlar yine sizlerle görüşürüz. O zaman şimdilik hoşçakalın. Günaydınlar arkadaşlarım. Biraz önce uyandım. Yüzüm gözüm şiş. Arkadaşlar şu anda hazırlandım. Pijamalarımı falan çıkardım. BİM'e gideceğim. Ben yani en geç 8'de 9'da uyanan ben. Bu aralar nedense uyanamıyorum arkadaşlar. Anlamadım yani sebebini. Uyanıyorum, yatıyorum. Sonra tekrar kalkıyorum. Mesela normalde kendimi şartlasam mesela 10'da uyanacağım falan diye şartlasam 10'da uyanırım. Saat 7-8 gibi kalktım. Yattım yine. Birkaç kere zaten Leo da uyandırdı. Ondan sonra ama 10'da uyanırım. Ondan önce kalkmam lazım. Ben böyle kendimi şartladığımda ondan önce kalkıyorum. Bir uyanıyorum. Saat 10.30. 11 olmuş. Dün, geçen günlerde 1'de uyandım. Hayatımda ilk kez 1'de uyandım. Neden anlamadım. Havadan mıdır? Yoksa yani bilmiyorum. Biraz dengem bozuldu bu aralar. Çok mu yoruluyorum? Anlam veremiyorum. Yani şu anda da mesela gözümden uyku akıyor. Halbuki yeterince uyudum yani. Saat 2'de yatsam da saat zaten hani bir 6-7 saat uyumak bana yetiyor. Ama neden bu aralar böyleyim anlayamadım açıkçası. Neyse uzatmak istemiyorum. BİM'e gideceğim arkadaşlar. Bugün BİM'in aktüel günü. Not markasının ürünleri gelecekti. Normal kalemlerimi düğünlerde daha kolay çekebildiğim için eyeliner olarak buraya bir eyeliner gelecekti. Evde kullanmak için de video çekerken kullanmak için de eyeliner varsa kalmışsa eğer eyeliner alırım diye düşündüm aslında. Bir gezmiş olurum hem gitmiş olurum diye düşündüm ama genelde dediğim gibi burada hiçbir şey kalmıyor. Ve de şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar ben eğer istediğim ürünler varsa ya da güzel bir şey gelmişse onu Reels olarak Instagram'da paylaşıyorum. Yine her zaman söylediğim gibi beni oradan takip ederseniz daha hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Burada çünkü hani ne kadar olmasa ben bu videoyu çekiyorum, editliyorum. O yüzden de hani aynı gün içerisinde video paylaşmıyorum zaten. En az bir hafta falan geçmiş oluyor üzerinden. Instagram'da daha anlık görebiliyorsunuz her şeyi. Orada daha iyi oluyor. Orada da küçük küçük vloglar çekiyorum bu arada Reels olarak yine. Bayağı beğenildi Reels'larım. Muhtemelen onu devam ettireceğim ama bazen de tıkanıyorum. Hani ne çeksem ki bugün hep de aynı şeyler olmasın falan diyorum ama mecbur yine orada da aynı şeyler olacak. Bu şekilde bugün de başlatmak istedim. Ben şimdi bir BİM'e gidiyorum ve geliyorum arkadaşlar. Bir şey alırsam yine sizlere de gösteririm zaten. Sonra görüşürüz.
Ben geldim arkadaşlar marketten. Her şey vardı. İlginç bir şekilde. Sadece Nivgen olarak yazılan markada serum baktım ama serum kalmamıştı. Yüz yıkama jeli vardı ama yüz yıkama jelim çok var benim arkadaşlar. O yüzden de onları bitirmeden yeni almak istemedim. Çünkü kalıyor. Yeni aldıkça diğerleri kalıyor. Şöyle bu Kore maskeleri falan biliyorsunuz. Kore'nin ürünleri çok bu aralar bazı markalar öne çıkmıştı. Duyuyordum yani. Bunlar da hep geliyor. Merak ettim. Bir almak istedim arkadaşlar. Kokularını daha çok seviyorum. Bu aloe veralı, Hindistan cevizli. Bu vitamin diyor ama herhalde turuncu meyveler var diye düşündüm. Şu da kolajen. Daha vardı ama dediğim gibi ben çok sık yapmadığım için orada kalıyor zaten. Eğer varsa kalırsa bir sonraki gittiğimde alırım. Şöyle dostum meyveli yoğurtlarını çok seviyorum. Çok sağlıklı değil arkadaşlar ama ara ara alıyorum. Sık sık almadığım için çok da sıkıntı olmaz bence. Şöyle bir de Not markasının dip liner'ı vardı, gelmişti. Not markasının BB kremleri gelmişti. Not markasının yine sanıyorum ki fondöteni de vardı. Onlar gelmişti. Ama benim şu anda sadece dip liner almak istedim. Yani ona ihtiyacım var. Ucu çok güzel mi? Değil arkadaşlar. Ama evde kullanırım ben bunu. Ucunu ben fırça gibi olanlardan seviyorum. Bununki plastik. Hani oynamıyor yerinden. O yüzden o tarzlarda çok aslında süremiyorum ama yine de bir deneyeceğim. Bir de sokak kedileri için mama aldım arkadaşlar. Onu açtım biraz önce, verdim. O yüzden de şu anda burada değil. Mama gelmişti büyük böyle pakette. Küçük küçük almaktansa dedim evde alayım dursun. Her gün ya da ne zaman dışarı çıkarsam burada bir tane kedi var. Ben onu besliyorum gidip gelirken. O yüzden o da kapının önünde duruyor sürekli. Ona götürüyorum mama. Başka da bir şey almadım. Bu şekilde yani arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yapacağım. Bir şeyler yiyeceğim. Acıktım. Ama öncesinde bir kahve içeyim diyorum. Çünkü kahve de içmedim. Saatlerimiz de 12:10 geçiyor. Aslında daha erken. Çok da geç olmamış. Birazcık daha oturabilirim. Ben bir kahvemi içeyim arkadaşlar. Kendime geleyim. Ayılamıyorum. Yemin ediyorum ayılamıyorum. Hala daha çok uykum var. Belki sonrasında bir yüzümü, cildimi falan temizleyip bir maske yaparım. Ama duşa da girebilirim. Belli olmaz benim sağım solum. Bu şekilde sonra o zaman görüşmek üzere. Ben bir kahvaltı yapıp geleyim. Arkadaşlar altıma basamağımı aldım, geldim. Çünkü burada kendimi ayarlayabileceğim asla bir açı yok. Benim boyumun hizasında raf yok. Hiç düzgün bir şekilde duramıyorum. Ama şu anda buna bir çözüm bulmuş olabilirim. Kullandığım rafım var ya, temizlik falan yaparken onu getirdim. Ve şu an ona oturuyorum. Leo da burada tabii ki. Hızlıca bir duş aldım, çıktım. Söylemiştim belki bakım yaparım diye. Çünkü bu regl döneminden muhtemelen suratımda çok fazla sivilce çıkmaya başladı bugünlerde. Yine her zaman olduğu gibi şu Neutrogena'nın sivilce karşıtı salisilik asit içeren temizleyicisiyle, jelle yıkadım yüzümü. Bakın ne kadar az kaldı. Neredeyse bitti sayılır arkadaşlar. Bunu indirimde falan görürsem tekrardan alacağım. A101'de var. Gerçekten çok etkisini ve faydasını gördük diyebilirim. Şimdi size bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki saçıma bayağı bir şey kullandım. En son bu Biotin ve Keratin Urban Care markasının saç toniğini, sprey toniğini, dökülme karşıtı toniğini almıştım. Ve bundan gerçekten çok memnun kaldım diyebilirim. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben yine aşağı linklerde, ya benim aşağı eklediğim linkte bu ürün var arkadaşlar. Ama biraz aşağılarda kalmış olabilir. Bakarsınız. Eğer unutmazsam ben onu üste alırım. Ama gerçekten nasıl düzenli kullanım da ben işe yaradığını düşünüyorum. Yani şu anda mesela saçlarımda şuralarda falan bebek saçlarım var. Ve hani daha öncesinde benim böyle çok bebek saçım çıkmamıştı. Ve dökülmenin de azaldığını fark ettim. O yüzden de gayet memnun kaldım. Yani öncelikle bunu söylemek istiyorum. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Mesela şu anda duştan çıktığım için şöyle bir bakalım. Çalkalıyorum. Bir tane kutusu bitmek üzere arkadaşlar. Şöyle açık olan yerlerimi nerelere sıkmak istiyorsam oralara şöyle. İlk sıktığım zaman da saçlarımın diplerini bayağı bir mentolden dolayı yakmıştı. Ama sonrasında bir daha o yakma olmadı. Şu anda da aktif olarak kullanıyorum biraz önce de söylediğim gibi. Şimdi bu şekilde saçlarımı sıktım. Gördünüz birkaç yerine. Şimdi saçımı kurulayacağım arkadaşlar. Kurulayıp geliyorum. Herhangi bir yağlılık hissi falan bırakmıyor saçta. O da ekstra güzel bir özelliği. Çünkü başka ürün olsa onlar yağlılık hissi bırakıyor. Ben Urban Care markasının şu çay ağacı yağı ve keratinini de kullandım. Çok uzun kullanmadım açıkçası. Onun hani etkisi var mı yok mu bilemem ama
bu biyotin keratini gerçekten beğendim. Şimdi ben saçlarımı kurulayıp hemen geliyorum. Evet, bu şekilde de hafif bir kurutuyorum arkadaşlar. Tamamen kurutmuyorum, bakın şuralar falan hala ıslak. Tamamen iyice saçımı yakmıyorum. Eğer hava sıcaksa da hiç kurutmuyorum. Kendi halinde bırakıyorum. Kendi halinde kuruyor. Ama şu an soğuk olduğu için arkadaşlar üşüp hasta oluyorum. O yüzden de mecburen saçımı kurutuyorum. Ben çok hızlı saçtan, saçımı sakalına çok hızlı hasta oluyorum. Ve omuzlarım ağrıdığı için arkadaşlar onun suyu omuzlarıma düşüyor. Soğukta bırakamıyorum açıkçası. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz saçımda herhangi bir yağlılık hissi yok. Tam tersine temizlenmiş ve parlak gözüküyor. Yani saçlarda herhangi bir yağlanma hissi bırakmıyor. Bunu da göstermek istedim sizlere, alacak olan varsa. Bana çünkü soran olmuştu, bunu kullandınız mı, memnun kaldınız, bir ürün var mı falan diye sorulmuştu. Saçlarım da çok hızlı uzuyor ve gerçekten ben bu şekilde, yani şu anki halinde bakımlı gözüküyor. Ben bu halini çok seviyorum. Şampuan olarak da her zaman söylüyorum zaten, bu Farmasi'nin sarımsaklı şampuanını kullanıyorum. Uzun bir süre bırakmıştım ama tekrardan geri döndüm. Çünkü başka şampuandan ya da kullandığım başka üründen hiçbir şekilde güzel bir sonuç alamadım. Bu Farmasi'nin sadece sarımsaklı şampuanlarından daha önce de sonuç almıştım. Yine aynı şekilde onlardan, şu anda ikisini kullandığım için onlardan sonuç aldığımı düşünüyorum. Bana iyi gelen şeyler bunlar arkadaşlar. Çok ürün değiştirdim. Ama maalesef ki benim saçıma uygun olan bir şey bulamadım. Tekrardan Farmasi'ye döndüm. Şimdi saçım için şu anda herhangi başka bir şey yapmayacağım. Aslında ben sirke falan da almıştım, saç sirkesi arkadaşlar. Ama bu spreyin, şu spreyin etkisini görebilmek için onu da kullanmadım onları. Eyüp Sabri Tüncel'inkini almıştım biliyorsunuz BİM'den. BİM'e gittiğinde de görüyorum, bu arada hala var. Yüzümü de biraz önce yıkadım. Şimdi bir maske yapayım diyorum yüzüme de. Şöyle saçlarımı birazcık toplasam aslında iyi olur. Taç takmayı çok seviyorum ama taçlar o kadar sık ki bir süre sonra başımı ağrıtıyorlar. O yüzden de takamıyorum. Şöyle biraz açayım onu, belki esner biraz. Şöyle. Burada da yatak odasında da temizleme ürünlerim var. İki yerde de kullandığım için bazen üşeniyorum. Sadece makyaj temizleme suyuyla makyajımı çıkartıyorum. O yüzden de her şeyden çifter çifter olduğu için hem banyoda hem de yatak odasında duruyor. Şu anda elimde, yanımda daha doğrusu, bu Proxy'nin miseler suyu var. O yüzden de bununla tekrardan bir üstten geçiyorum. Şuraya bakın arkadaşlar. Sanki hiç yıkanmamış gibi yüzüm. Bazı arkadaşlar var arkadaşlar. Yani şöyle arkadaşlar dedim, YouTuber'lar yine izlediğim. Çok güzel böyle, hani onlara gerçekten çok özeniyorum. Her zaman bakımlı ve makyajlı açıyorlar kamerayı. Aslında ya tabii ki her zaman da değil ama genelde değil yani. %85-80 o şeyde oluyor yani genelde. Şurada bir uçuk gibi bir şey çıkacak herhalde. Yara var, acıyor arkadaşlar. O yüzden bu Nivea'nın çok sevdiğim dudak balmını kullanıyorum. Ben bunu sürdüm. Yarına bu acımayacak arkadaşlar. Geçmiş olacak hatta. Şöyle bütün dudağıma da süreyim hatta. Birazcık da renk vermiş olsun. Çok böyle bakımlılar falan. Böyle gerçekten insan özeniyor. Ama ben hiç öyle olamıyorum. Diyorum ki her gün makyaj yapacağım. Güzel gözükeceğim. Sizin karşınızda öyle çıkacağım. Ama o kadar yorgun oluyorum ki bazen. Ya da canım hiç istemiyor bazen. O yüzden de yapamıyorum. Biraz önce size gösterdiğim, BİM'den aldığım maskelerden vitamin yazıyor. Muhtemelen turuncu meyveler olan maskesini kullanacağım. Yeni bir şeyler denemiş olalım. Hem de hemen hemen haftada bir yapıyorum arkadaşlar maskeyi. Yeterli olur bence. En azından bir nem bombası olur yüzüme de. Bayağı bildiğiniz nem dolu arkadaşlar şu an bu. Birazcık tacımı aslında çekseydim iyiydi. ...15 dakika sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar o kadar uzun süre beklettim ki... ...maskeyi gördünüz zaten, yani tamamen kurudu neredeyse. Dudaklarım falan bayağı ben şu anda yumuşaklar.
Zaten bunlar bu arada Kore maskesi. Yani Kore maskesi imiş. Paketlerinde öyle yazıyor. Şurada Made in Kore yazıyor. Alıp kullanıp memnun kalanlar çok vardı. Araştırdım birazcık. O yüzden de almak istedim. Ben de merak ettim. İçinde kalan nemlendirici ben böyle kollarıma, bacaklarıma her yere sürüyorum. Nemlenme olsun diye. Şu anda gayet güzel. Bir tık şu yeni çıkardığım yerlerdekiler içine çeksin. Buralar falan bayağı yumuşacık şu anda. Yakma falan yapmadı bu maske. Gayet iyiydi. Ben sevdim. Şu anda dedim ki arkadaşlar makyaj mı yapsam biraz acaba ama saatlerimiz de zaten kaç oldu. Şimdi hiç makyaja girişmeyeyim. Saat 5'e geliyor. Makyaja hiç girişmeyeyim. Şimdi yemeğe geçeceğim. Yemek yapmaya geçeceğim. Hakan çünkü 6'da geliyor. Bu hafta sabahçı. Sabahçı öğlenci alışana kadar arkadaşlar benim de dengem bozuluyor. Daha yeni yeni şu anda kendime geliyorum ve yemek hazırlamam gerekiyor. Dün de mesela geç kalmıştım. Yetiştiremiyorum. Ben de bu vardiyalara alışmam gerekiyor. Benim de günlük. Şimdi zaten şu anda yemeğim zor bir yemek değil. Hemen düdüklüye kuru fasulyeyi koyacağım. O kadar arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağım. O kendi kendine pişecek. Hemen onu hazırlayayım. Tencereye alayım istiyorum. Zaten bir saatte falan pişiyor. Tam da Hakan'ın gelme saatine yakın pişmiş olacak. Soğusun ki açabilelim Hakan geldiğinde de. O kendi duş alıp işte hazırlanana kadar bir yarım saat daha geçiyor. Uygun saatte olur diye düşünüyorum. Bu şekilde bugünlük bakımımızı da yapmış olduk. Bakın şöyle güzelce de parlıyor şu anda suratım. Şöyle parıldadım, beyazladım resmen. Bu şekilde yani arkadaşlar. Arada böyle bakımlanmak, maske falan iyi geliyor. O zaman ben fazla uzatmadan yemeğime geçiyorum. Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Şimdi arkadaşlar aslında birkaç gün önce bu videomda olmayabilir söylediğim size. Acaba şuraya yani şu baharatlı kısmına bir raf mı yapsam diye düşünmüştüm sizinle birlikte. O raf kısmını şu anda ya bayağı bir uzun sürdü kargosu. Çünkü neredeyse yaklaşık olarak bir hafta hiç kargoda herhangi bir hareket olmadı. Trendyol'dan aldığım için Trendyol biliyorsunuz asistan var. Asistana yazdım. Hani dedim böyle böyle benim kargom PTT kargo olduğu için genellikle PTT kargoda şöyle oluyor. Ürünü göndermiyorlar ve bir süre sonra da adreste yoktu, bulunamadı vesaire diye ürünü iade ediyorlar. Halbuki bana hiç gelmemiş oluyor ürün. Bu eşim arabaya jant kapağı deniyor sanırım. Jant kapağı aldı. O zaman da aynısı oldu. Yine benim de bu kargomda aynı sorun oldu. Yani bir haftayı aşkındır. Hiçbir şekilde bir hareket yok. Ben de asistana ulaştım ve o da işte bana satıcıya bilgi vereceğini söylediler. Ve bugün baktım ki dağıtıma çıkarılmış bir anda ama böyle hani normalde biliyorsunuz kargo işte kargoya verilir, kargo adrese doğru yola çıkar, dağıtım bölgesine gelir falan filan. Direkt kargo dağıtıma çıkarılmış arkadaşlar. Yani kargo gelmiş, onu sisteme bile işlememişler. Bugün de ya ben telefona baktım bir 15 dakika sonra falan en fazla kapı çaldı, kargo geldi. Ondan sonra ben de işte mutlu oldum yani kargomun gelmesine sevindim. İyi oldu, hemen de almış oldum. Yoksa iade edilirse arkadaşlar tekrar başka bir satıcıdan almayı düşünüyordum. Çünkü PTT kargo ile gerçekten çok sorun yaşıyorum. Yine başka bir kargom da var hatta. O da PTT kargoda. O da yani şu anda birkaç gündür sürekli hani posta dağıtım merkezinde falan gözüküyor. Ama dağıtıma çıkmıyor. O da günlerdir. Bekliyoruz onu da bakalım. İnşallah gelir. Şimdi rafım geldi. Onu sizlerle birlikte ben doldurmak istediğimi söylemiştim. Ama bu baharatlık şeylerimi de yıkamam lazım arkadaşlar. Onları bir yıkayayım. Tamamen tertemiz olsun. İçlerindekilerini de işte bir kaselere falan boşaltacağım şimdi. Bunu da sizlerle birlikte yapayım dedim. Sonra da bir genel ev temizliği yani süpürmemi silmemi yapacağım. Sonra da artık bu videoyu burada kapatırım. 3 belki 4 günlük bir video oldu. Tam olarak bilmiyorum ama bayağı bir uzun olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de severek ve beğenerek izlersiniz. Ben şimdi başlıyorum daha fazla uzatmadan arkadaşlar. O zaman sizler de izleyin. We'll be right back.
Şimdi arkadaşlarım yıkadım. Şurada Ikea baharatlıklarım. Şurada dizdim onları. Kurusun. Biraz sularını salsınlar. Sonra da kurulama beziyle bir güzel kurulayacağım. Rafım da bu şekilde arkadaşlar. Minik. Yani şu anda büyük gözüktüğüne bakmayın ama küçük. Burada tuz var. Tuzunu da içine temizledim arkadaşlar. Yine tuzu da ekledim. Ekleme yaptım ve kapattım. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Yanına da şekeri, onun kabını da yıkadım. Şeker kabını kullanmıyordum bayağıdır. Bir yıkayayım dedim. Böyle yıkadım. Üst tarafta tuz, çay ve şeker olacak. Ondan sonrasında alt tarafta da baharatlıklarımı koymayı düşünüyorum şu anda. Bu şekilde güzel duracağını düşünüyorum arkadaşlar. Rafım da böyle. Sadece 104 TL miydi? Neydi arkadaşlar? Uygun fiyatlıydı. Yani pahalı değildi. Bakmak isterseniz yine aşağıda her zaman olduğu gibi linklere ekleyeceğim zaten. Bunu şimdi kurusunlar arkadaşlar. Kuruyunca yerlerine yerleştireceğim. Ama kuruyana kadar ben de şu evi, bütün evi bir güzel süpüreyim. Siz de izleyin. Kuruyunca bunları da yerlerine yerleştirip videoyu da burada kapatırım. Ben hemen süpürgemi alıp geliyorum. Arkadaşlarım şu anda kargo geldi de onu size göstermek istedim. Bir tane hırka almıştım. Trendyol'dan aldığım, kuponumla aldığım hırkalarımdan bir tanesinin. Şu arka tarafında arkadaşlar fabrikasyon, yani üretimden kaynaklı bir defo vardı. Şöyle ip çekilmiş. Bütün işte sırt boyunca. O ip de bayağı birkaç yerinden de sökülmüştü. Ben bunu ürünleri açarken görmedim. Sonradan annem gösterdi. Arkasında dedi bak defo var diye. Ben de hemen iade kodu oluşturdum. İade ettim. O ürün 250 küsür TL falandı. Bunun yerine de şöyle yine Trendyol'un o XLB'den arkadaşlar bayağı bir büyüktü. Bunu da LB'den alayım dedim ama bu muhtemelen bir tık daha ince bir ürün. 130 lira mı ne öyle bir şeydi. Şöyle gördüğünüz gibi yine aynı kahverengi aldım. Onun bir tık daha rengi açıktı. Bu bir tık daha koyu. Ama önemli mi? Hayır değil. Bunu hemen üstüme giydim zaten. Şimdi denedim. Gelince dedim ki iade edeyim. Abi buralardayken. Eğer hani bir sıkıntı varsa şöyle üzerime de giyeyim. Bu da yine salaş arkadaşlar ama ben zaten salaş dursun istiyorum ama XL olanı bayağı bildiğiniz. Hatta yengemler falan annemler görünce dedi ki Hakan'ın mı hırka? Hani bayağı bir büyük dediler. Şöyle bakın bu da yine yeterince salaş ve rahat bir ürün. Kalıbı da güzel. Bunu da beğendim. İçi de yine polarlı arkadaşlar. Şöyle bir pantolon gördüm. Ama bu bildiğiniz katı sert pantolonlardan değil. Kumaş gibi bir pantolon. Şöyle biraz yakından göstereyim. Bunu da giydim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Benim şalvar gibi bir pantolonum var biliyorsunuz. Günlükte onu kullanıyorum. Bir yerlere giderken, pazara giderken, markete giderken. Sadece bir tık bu paça kısımları boru paça geliyor. Ben daha dar giymeye alışık olduğum için oraları biraz garip geldi. Şöyle bir tane kumaşımsı yani. Rahat pantolon. Bu da 100 küsür liraydı. 150 falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam bu da. O hırka yerine yine kuponumla arkadaşlar. Bu daha ince olan hırkayı ve
Bu ürünü aldım. Bunlar çok çok daha güzel oldu. Bunu denemek istiyordum zaten pantolonunu. Eğer güzel olursa bir iki tane daha alırım diyordum. Çünkü günlükte ben bu tarz rahat şeyleri kullanmayı daha çok seviyorum. Normal pantolondan ziyade. O yüzden de böyle vilde lastikli görüyorsunuz ki çok güzel oldu. LB'den aldım bunu da. Bayağı beğendim bunu arkadaşlar. Bundan daha alırım. Siyah. Başka renkleri de var bu arada. Bir krem var, bir kahve var. Bir rengi daha vardı ama hatırlamıyorum şu anda. Siyah var. O kahverengi falan olanı da belki alırım diye düşündüm. Bunları gelmişken sizlere de göstereyim dedim. Aradıklarım hala kurumakta arkadaşlar. Onlar da kurusun. Yerlerine yerleştirip artık sizlere de burada veda edeceğim. Arkadaşlarım baharatlık kısmım da tamamlandı. Çok güzel bir şekilde baharatlıklarım da yıkandı ve tertemiz oldular. Hepsini de gördüğünüz zaten doldurdum. Şöyle oldu. Rafım gayet toparlayıcı durdu bence. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle yapabilir miyim acaba diye düşündüm. Tam sayıyor. Acaba bu tarz nasıl olur diye düşündüm ama şöyle... Böyle daha mı iyi oldu dersiniz? Böyle daha toplu mu durdu? Sanki böyle daha iyi oldu gibi geldi bana arkadaşlar. Şöyle ben çay, tuz, şeker kısmını daha çok kullandığım için onları üste koydum. Bir de işte arada olduğu için onları almak daha kolay olur. Yani bu yüzden de biraz onları üste koydum. Ama bakarım arkadaşlar kullanımıma göre hangisi daha rahat gelirse o şekilde yaparım. Yani birini alayım derken hepsini de yıkmayayım bu sefer. Bu şekilde de çok güzel oldu. Ben bayağı tatlı buldum arkadaşlar. Güzel yani bence. Böyle aralarını birazcık açalım. Alırken en azından şöyle sıkıntı olmasın. Şu şekilde alalım. Şöyle hemen alabilelim ve yerine koyabilelim. Sadece bu ürünün ayağında galiba ya bunun ayağında ya da tezgahta bir yamukluk var. O yüzden sallanıyordu. Ben de altına şöyle bir tane kağıt sıkıştırdım şimdilik ama onun altında silikon yapacağım arkadaşlar sıcak silikonla. Bir tık daha yüksek dursun sallanmasın diye. Bence gayet güzel durdu. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hani bu şekilde mi tam tersi mi olsun? Bunu da söylerseniz çok ama çok sevinirim. Artık bu videomda burada kapanışını yapıyorum arkadaşlar. Çok çok uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.